Futbolun şehirlerinde bu hafta Trabzon'dayız. Trabzon'da futbol tam bir tutku. Burada herkes futbolu izliyor, seyrediyor, her şeyden önemlisi biliyor. Yani tam anlamıyla bir futbol şehrindeyiz. Tabii ki Trabzon'da Trabzonspor Süper Lig'deki en önemli temsilcileri ve herkesin tuttuğu takım ama Hekimoğlu da son yıllarda adından söz ettirmeye başladı ve biz de buraya Hekimoğlu'nun son dönemde neler yaptığını, projelerini, hedeflerini öğrenmek için geldik. Tabii ki Trabzon'daki kültürel ve tarihi güzellikleri de ekranlarınıza yansıtacağız. Uzungöl'den açıyoruz programı. Trabzon'un belki de şu an en turistik bölgesi. Muhteşem bir manzara ve harika bir doğa var burada. Programda çok daha fazlası olacak. Dolu dolu bir program sizleri bekliyor. Vakit geçirmeden Trabzon'u gezmeye başlayalım. Trabzon'da doğa harikası Uzungöl'deyiz. Uzungöl muhteşem manzarasıyla herkesi büyülüyor ve burada yapılan kahvaltının da tadı bir başka oluyor. Uzungöl arkamızda, bu muhteşem manzara gerçekten de insanın iştahını da açıyor bir yandan. Ve buraya geldiğiniz zaman mutlaka bu kahvaltıyı yapmanız gerekiyor. Peki kahvaltıda neler var? Tabii ki Trabzon'a gelip de kuymak yemeden olmaz. Buranın en önemli spesiyeli kuymak. Onun mutlaka tadına bakmak gerekiyor. Onun yanı sıra yöresel peynirler var. Fasulye, turşu kavurma var. O da buranın yine yöresel ürünlerinden biri. Ve baktığınız zaman diğer bütün kahvaltılıklar da inanılmaz lezzetli. Uzungöl aslında buranın en önemli turistik merkezlerinden biri ve şu anda yoğun bir turist akınına uğramış durumda. Biraz eski görüntüsünden farklı bir görüntüsü olsa da hala çok güzel. Ve muhteşem bir manzarada kahvaltı yapmanın da tadına doyum olmuyor. Muhteşem. Tabii kahvaltınıza eşlik eden çayın da lezzeti bir farklı burada. İlk olarak Uzungöl'ü yukarıdan gören muhteşem bir manzarada kahvaltıyı yaptık. Sonra geldik Uzungöl'ün kenarına. Uzungöl'ün oluşma hikayesiyle başlayalım isterseniz. Haldizen Deresi'nin heyelan sonucu önünün kapanmasından sonra bu göl burada oluşmuş. Yaklaşık 500 yıllık bir göl olduğu söyleniyor. Eski tarihlerden beri burada bir yerleşim var. Tabii bölgedeki arazi çok tarıma müsait değil, onun için daha çok bu bölgede hayvancılık yapılıyormuş. Yakın bir zamanda göl çevresinde bir düzenleme de yapılmış ve o düzenlemeden sonra bu son dönemdeki halini almış. Birkaç tarihi köprüyle birlikte ve çevre düzenlemesiyle birlikte şu an herkesin en çok ziyaret ettiği nokta. Bu manzarayı görüp de etkilenmemek gerçekten mümkün değil. Uzungöl, Trabzon'a gelen herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir nokta. Trabzon'da Çaykara'dayız. Yavuz Yüce ile birlikteyiz.
bölgenin meşhur balları var. O balların özelliklerini ondan öğreneceğiz. Bu kadar güzel bir doğada, bu kadar güzel yemyeşil bir doğada bu balların da lezzeti nereden geliyor? Onları soracağız. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nedir bu yörenin balını diğer ballardan ayıran özellik? Kestane balları, komar balı bizim bu yöreye ait olan meşhur ballarımız var. Yayla çiçek balımız tamamen organiktir. Bizim bu bölgede zirai ilaç, gübre kesinlikle kullanılmaz. Doğada kendiliğinden fındığımız, bütün bitkilerimiz doğaldır. Bunun için de balımız da tamamen organiktir. Araya hiçbir müdahale etmeden bal üretmekteyiz. Üretmiş olduğumuz ballar işte çiçek balı, kestane balı, komar balı, deli bal diyoruz. Nedir i̇şte o deli insanı, bal? İnsanı tutan kestaneden önce şu balımızdır. Lezzeti çok hafiftir. Light bir tadı vardır ama çok etkili. Tansiyon ve kolesterol hastalarına tavsiye etmiş olduğumuz bir baldır. Onun yanında kestane balı, bizim bu yöreye ait olan, işte görmüş olduğunuz çiçek ballarımız, özellikle yayla çiçek ballarımız çok meşhurdur. Yente balımız var. Yani yente balı Türkiye'nin bir numarasıdır. Balın orijinalini anlamak için böyle hani testler, çok fazla testler yapmaya da gerek yok. Şöyle çok basit bir şekilde herkes evinde çok rahatlıkla deneyeceği çok basit bir formül size söyleyeyim. Aslında benim soracağım soruyu ben sormadan hani balın gerçeğini nasıl anlayacağız orijinal, diyecektim. Orijinal bal. Nasıl anlayacağız? Şöyle orijinal bal donması gerekiyor. Şöyle şu şekilde şöyle. Donacak. Donduğu zaman tereyağı kıvamında olacak. Eğer bu şöyle tereyağı kıvamında olursa, kaymak gibi olursa bu orijinaldir. Eğer böyle... Bunu yiyebiliyoruz böyle tabii, bayıyı. Tabii tabii. Kıtır kıtır ağzınıza geliyorsa o şekerli baldır. Peki yani, son olarak şunu sorayım. Futbol tabii Trabzon'da olmazsa olmaz. Herkes çok seviyor. Ama Trabzonspor'u sormayacağım. Son yıllarda adından söz ettiren bir Hekimoğlu var. Hekimoğlu Trabzon var. Onunla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Yani Trabzonspor kulüp başkanının olmasını çok arzu ediyordum. Hekimoğlu, Celil Hekimoğlu'nun. Şu an Trabzonspor'dan daha çok onu takip ediyoruz. İnşallah başarılı olur. Yani ikinci bir takım olması Trabzonspor açısından, Trabzonlu olarak gurur duyuyoruz. İnşallah birincilikte görürüz. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Trabzon'da Boztepe'deyiz. Tüm Trabzon'u en iyi görebileceğiniz noktadayız yani. Biz her Trabzon'a geldiğimizde aslında Boztepe'de bir çay içmeden dönmüyoruz. Çünkü eşsiz bir manzarası var. Boztepe'den şöyle bir Trabzon'a baktığınız zaman denizi ve bütün Trabzon'u görebiliyorsunuz. Zaten buranın halkının da en sevdiği noktalardan biri burası. Buraya gelip çay içmek burada adeta bir ritüel. Peki buradan sonra nereye gideceğiz? Hemen alt tarafta Kızlar Manastırı var. Orayı ekranlarınıza getireceğiz. Daha sonra Gülbahar Hatun Camii var. Tarihi turistik noktaları. Önce kuş bakışı görelim dedik. Ondan sonra da hep birlikte gezeceğiz. Trabzon'da Kızlar Manastırı'ndayız. Burası çok uzun yıllar kapalı olduktan sonra bu yıl tekrar açıldı. Yanımızda müze görevlisi Akın Aksu var. Buranın tarihçesiyle ilgili bilgiyi ondan alacağız. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce tarihçesiyle başlayalım. Ne zaman yapıldı ve tarihinde neler yaşandı? Şimdi burasının yapılış tarihi 13. yüzyıl başlarında, yani 1349 ila 1390'lı yıllara tekamül eder. Artı 14. yüzyılda da ilave binalarla manastır tamamlanır. Yapan kişi Komnenos Hanedanı 3. Alexios zamanında yapılmış bir manastırdır. Asıl amacı bölgede, yani Karadeniz bölgesinde tamamen
rahibe manastırı olarak kurulmuş bir alandır. Yani biz kızlar manastırı deriz ama aynı zamanda rahibe manastırı olarak, rahibeler manastırı olarak geçer ve bölgede tektir. Dünyada 3 tane varmış galiba bunlardan. Ya bu böyle duyduk. Bu Mitra Tepesi diye anılan bir yamaç olarak bilinen kutsal bir Mitraizm, bir inanış biçimi Pers Asilzadesi'nin kurduğu bir tarz. Bunun bir tanesini burada kuruyorlar, biliyorlar ve ibadet merkezi olarak açıyorlar burasını. Diğeri Yunanistan'daymış ve üçüncüsü de bildiğim kadar Diyarbakır'da mevcuttur. Hemen arkamızda ana kilise var. En eski yapı belki buradaki. Evet. Duvarlarında şu an pek gözükmese de yani silüetleri kalmış tabii durumda. Rekko tekniğiyle o zamanki yapılmış freskler var. Doğru. Ama hala seçilebiliyorlar. Doğru. Şimdi karşımızda hemen bulunan ana kaya kilisesi dediğimiz bölüm 13. yüzyıl başında tamamen insan gücüyle çalışılmış. Oyularak içeri doğru, yani doğal bir yapı değil, insan gücüyle oyularak içeri doğru açılmış bir ibadethanedir. Yani ibadet kısmı olan ana kaya kilisesi dediğimiz bölümdür. İçerisinde 24 adet figürasyon, resimler vardır, freskler vardır. Bunlar bitki kökleriyle yapılmış çalışmalardır. Kimler vardı? Mesela içeri girdiğimizde sağ alanda, belki göreceksin içeride. Birinci en alt yapıda kutsal asker dediğimiz azizlerin resmi vardır. Şövalye diye tanımlar. Evet. Bunlar kutsal aziz askerlerdir. Üst kısımda ise madalyon içerisine alınmış farklı azizler vardır. Onlar da sıra sıra devam eder. Baştan dibe kadar. En üç kısımda işte yani güney kısmında da Hazreti İsa'yı tanımlayan bir figürasyon, resim çizilmişler. Hazreti İsa portresi mevcuttur. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Trabzon'a geldiğiniz zaman burayı gezmeden dönmeyin. Çünkü hem çok büyük bir alana yayılmış bir manastır hem de güzel bir restorasyon yapılmış ve buraya geldiğiniz zaman gerçekten etkileniyorsunuz. Trabzon'da Gülbahar Hatun ya da diğer adıyla Hatuniye Camii'nin önündeyiz. Gülbahar Hatun kim? Öncelikle onu tanıtmamız lazım belki de. İkinci Beyazıt'la evlendi ve daha sonrasında oğlu Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim Trabzon'a vali olarak atandığında o da oğlunun yanına geldi ve 1510'da da Trabzon'da vefat etti. Aslında burası ilk yapıldığında bir külliyeydi. Şu ana kadar, günümüze kadar ulaşansa cami ve türbe oldu sadece. Trabzon'daki en eski Osmanlı eseri olarak da burayı adlandırıyorlar. Gülbahar Hatun Camii ve türbesine baktığımız zaman erken dönem Osmanlı mimarisinin tüm özelliklerini görebiliyoruz burada aslında. Caminin mimarisi 3 taştan oluşturarak yapılmış. Gri taş kullanılmış, sarı taş kullanılmış ve beyaz taş kullanılmış bu caminin minaresini ve caminin kaidesini yaparken. Bir kitabesi olmadığı için tam olarak hangi yılda yapıldığı bilinmiyor ama 1500'lü yılların ortasında diye adlandırabiliriz aslında. 1549 tarihi var ama tam olarak kesinleştirilmemiş. Trabzon'daki en eski Osmanlı yapısı olması açısından da büyük önem taşıyor. Dönem dönem restorasyon geçirmiş ve o restorasyonlardan sonra günümüzdeki halini almış ama ilk dönemdeki mimarisini büyük bir ölçüde koruyor. Gülbahar Hatun Camii'nden çıktıktan sonra bir yapı dikkatimizi çekti burada sergilenen eski ahşap bir yapı ve onun ne olduğunu sorduk. Şimdi onu anlatacağız aslında. Yanımızda Atakan Kadıoğlu var, gazeteci ve bu yapının ne olduğunu, neden burada olduğunu o bize anlatacak. Evet, bunlar Serender olarak adlandırılıyor. Yörede de Paska olarak da zaman zaman isimlendirilir.
Orta ve Doğu Karadeniz'de kullanılır. Dikkat edeceğiniz en önemli unsurun merdivenleri yoktur. Evet. Çıkılacağı zaman sadece ahşaptan merdivenle çıkılır. Amaçları şu, farelerden ve haşerelerden tahılları kurtarmak amacıyla, özellikle bu bölgede mısır çok fazla olduğu için mısırları korumak amacıyla bu inşa edilmiş ve dışarısı özellikle de tenekelerle kaplanarak hem hava alması sağlanıyor hem de farelerin ve haşerelerin içeri girmemesi sağlanıyor. Ve genel itibariyle bu köylerde ve kırsal kesimde yapılıyor. Ve kırsal kesimde yapıldığı için de bu kadar çok ayağı yoktur. Dört ayak üzerine kurulur ve kare şeklinde yapılır. Üst kısmı kiremit ve tenekelerle kapatılır. Yine de ama ahşaplarda süslemeler görüyoruz. Tabii tabii. Yani yapılırken özenli bir tabii, şekilde yapıldığı yani, belli. Neden bu meydanda şu anda? Şimdi bu Trabzon'un merkezi olduğu için, bu bölge tarihi eserlerin bulunduğu yer olduğu için burada sergilendi. Çok konuşulan, insanlar tabii kırsalda bulunduğu için, bu da tarihi bir paska ve serender olduğu için burada sergileniyor. Yani bilmeyenler de bunun ne olduğunu bilsin, öğrensin. Evet. Özellikle yeni nesil, evet. Yani kırsalda yaşamayanlar, kentte yaşayanlar da ne olduğunu öğrensin istemişler. Gerçekten de güzel bir yapı. Hem bölgeye özgü işlevsel bir yapı olması güzel, hem de gerçekten de mimari tarzı olarak da dikkat çeken güzel bir yapı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Trabzon'da Ortahisar'daki Büyük Fatih Camii var arkamızda. Ortahisar Camii olarak da günümüzde adlandırılıyor. Buranın tarihçesine baktığımız zaman 614 yılında Altınbaşlı Meryem Kilisesi olarak yapılmış. Daha doğrusu yakın tarihe kadar böyle olduğu düşünülüyordu. Daha sonra binanın, caminin şu andaki zemininde bulunan mozaiklerle birlikte milattan sonra 300'e kadar gidebileceği söyleniyor. Ama bizim söyleyebileceğimiz şey şu, Trabzon'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet ilk cuma namazını burayı camiye çevirip burada kılmış. O tarihten bu yana da cami olarak kullanılıyor zaten. İçinde gerçekten çok güzel eserler var ama yapı olarak tabii Bizans döneminin mimari özelliklerini taşıyor. Sonradan eklenen bir minaresi var ve Fatih'in Trabzon'u fethetmesinden sonra ise günümüze kadar cami olarak gelmiş ama tam 6 kez restorasyondan geçmiş. En son restorasyondan sonra da şu andaki halini almış. Aslında burası bir medrese olarak yapılmış. Bir külliye olarak yapılmış. Yanında medresesi, türbeleri ve değişik yapılarıyla birlikte ama günümüze çoğu ulaşmamış. Hemen yanında küçük bir kısım kalmış medreseden. Buraya gelenlerin, turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri de Büyük Fatih Camii. Trabzon, Osmanlı tarihindeki en önemli şehirlerden biri ve pek çok büyük padişaha burada ev sahipliği yapmış bir kent. Yavuz Sultan Selim burada uzun bir süre, 22 yıl valilik yaptı ve onun oğlu Kanuni Sultan Süleyman da 1494'te Trabzon'da doğdu. Yine burayı Fatih Sultan Mehmet fethetti ve onun adına yapılmış pek çok yapı da var. Yani tüm dünyanın tanıdığı 3 Türk padişahı da Trabzon'dan yolu geçti. Tabii Yavuz Sultan Selim burada valilik yaparken doğuyor Kanuni Sultan Süleyman ve ondan sonra tahta geçtiğinde Avrupa'yı adeta yerinden oynatıyor. Avrupalıların Muhteşem Süleyman adını takması boşuna değil. Barbaros Hayrettin Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirirken Kanuni Sultan Süleyman da düzenlediği seferlerle Viyana'nın kapılarına kadar dayanıyor ve o dönem belki de Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemini yaşatıyor. Trabzon'da Kanuni Sultan Süleyman evindeyiz. Burada balmumu heykeller var ve o tarih çok güzel bir şekilde duvarlarda anlatılıyor insanlara. Biz de buraya gelip bu tarihe geçmiş
3 büyük Türk padişahını anmadan geçemedik. Kanuni Sultan Süleyman aralarında Trabzon doğumlu olan tek padişah ve burada da hem Kanuni'nin hem Yavuz Sultan Selim'in hem de Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı eserler hala günümüzde geziliyor. Trabzon'da Sürmene'deyiz. Sürmene deyince akla ilk gelen tabii ki Sürmene bıçağı. Yanımızda Ahmet Karaalioğlu var. Sürmene bıçaklarını yapıyorlar ve satıyorlar burada. Çok özgün bıçaklar bunlar ve tüm Türkiye'de de bilinen bıçaklar. Özelliği nedir ona soracağız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biraz daha böyle eski olan, tarihi olanlardan başlayalım. Tabii Sürmene kaması dediğimiz, Sürmene kaması Osmanlı döneminden bu yana Sürmene'de yapılan, imal edilen ürünlerden. Şu an sadece koleksiyon amaçlı yapılıyor. Çünkü Sürmene'nin en tarihi bıçağı Sürmene kaması olarak geçiyor. Ne kadar eskiye gidiyor? Yani Osmanlı döneminden bu yana biliniyor ama son diyelim Cumhuriyet döneminde bir müddet yapıldı. Sonra bir yasak dönemi geldi. Yasaklardan sonra tekrar son 30-40 yıldır koleksiyon amaçlı olarak yapılıyor. Taşıması suç teşkil ediyor ama koleksiyon ürünü olarak, Sürmene'nin simgesi olarak yapımında, satımında herhangi bir yasağımız yok. Peki bu kadar ilgi çekmesinin nedeni ne? Diğer bıçaklardan ayıran ne? Tabii ki Sürmene bıçağının öncelikle tarihinden bu yana hiç kesintisiz olarak imalatının Sürmene'de devam etmesi en önceliği. Bir de burada çakıları görüyoruz. Bunlar da yine el işçiliği, bizim el mahalle işçiliği atölyelerinde yapılan. Sapında yine geyik boynuzu kullanılmış. Bunlar burada herhalde bölgede herkesin cebinde bir tane bu çakıdan var. Çakı mutlaka taşınıyor. Zaten hem lazım oluyor hem de bir adet gibi yani. Adet gibi. Çakı olması şart. Ve futbolu soralım. Tabii Trabzon'da olunca futbol burada inanılmaz seviliyor. Kesinlikle. Trabzonspor malum Süper Lig'de çok iyi gidiyor. Kesinlikle. Ama ben Hekimoğlu Trabzon'u soracağım. O da yavaş yavaş alttan üste doğru gelmeye başladı. Kesinlikle başarılı ve ikinci bir takımımızın yani şehrimizde olması bizim için çok önemli ve gurur verici. Yani isteriz ki Süper Lig'e de çıksın. Daha rekabet daha güzel olur. Hem de ülke çapında da daha da bizim için futbol adına daha verimli olur diye düşünüyorum. İnşallah başarıların devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sağ olun. Trabzon'dayız ve Trabzon Hekimoğlu Başkanı Celil Hekimoğlu'yla birlikteyiz. Son yıllarda adından söz ettiren bir takım. Tabii Karadeniz bölgesi özellikle Trabzon tam bir futbolcu fabrikası. Ve burada da 2. ligde mücadele eden Trabzon Hekimoğlu son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. Hem oynadığı futbolla hem de yaptığı hamlelerle aslında hepsini konuşacağız başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle şunu sorayım. Burası diğer kulüplere baktığımız zaman yeni bir kulüp ama geçmişi de çok eskilere gidiyor. Biraz o geçmişten bahsedebilir miyiz? Bir kere öncelikle bizim ilk kulübümüz Trabzon Doğan Spor. Sonra biz ona sponsor olup Hekimoğlu Trabzon yaptık. O takım şu an bu sene Bal Ligi'nde. Orada büyümeye çok düşünmedik. Daha sonra yine Trabzon'da tam bu beldenin bir takım vardı. Düzcü Spor. Hatta namı kamyoncuların takımı olarak meşhurdur. O takım da 3. ligdeydi. O takımı satın alarak Hekimoğlu Trabzon yaptık. Böyle yorumumuza devam ediyoruz. Ama hepsi çok köklü. Mesela Doğan Spor Kulübü 1938 doğumlu. Kuruluş tarihi 38 yani 90 yıllık bir kulüp burası. Çok köklü bir kulüp. Beşiktaş Başkanımız bizim Ahmet Nurçebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi bizim takımıza kaleci yapmış mesela. Evet. Yani o yüzden böyle güzel bir kulüp. Şimdi Düzcü Spor da çok başarılı bir kulüptü. Ama tesisleri yoktu hiçbir tanesinin. Bu kulüple beraber artık bir tesisleşme yaptık. Daha planlı programı gidiyoruz bundan sonra. Daha yere gezeriz inşallah. Tabii tesislerden bahsedelim o zaman siz madem konuyu açtınız. Geldiğimiz zaman biz gerçekten etkilendik.
Çok güzel tesisler var. Şu an 3 tane saha var. Altyapı da burada çalışıyor. Evet. Ve hala da bunu genişletme projeleriniz var. Dördüncü yapıyoruz inşallah çok yakın zamanda. Tesisleşmeyle ilgili ne anlatmak istiyorsunuz? Yani tesis olmadan bu işler olmaz. Yani büyük düşünüyorsanız bu işi böyle yapmak lazım. Yani tesislerimizin hiçbir eksik yok. Konaklamasından alın da spor, fitness'ından, saunası, şok havuzları hepsini yapmışız. İçeride görünmeyen bir fabrika var gerçekten. Hiçbir şeyden kaçınmadık biz. Yaklaşık 30 dönüm arazi. Bizim burada biliyorsunuz Trabzon'da arazi en kıymetli şey. Yani İzmir'de, Diyarbakır'da bir yaparsınız. Çünkü yer bol ve bedava. Bizim burada yer altın. Bu kadar zor şartlarda bu tesisi çıkartmak bence de büyük başarı oldu. Çok emek verdik. Biz de her şeyi çarpı iki harcayarak yapabiliyorsunuz. Çünkü inanılmaz duvar maliyetleri, dolgu maliyetleri var. Ama güzel bir şey çıkarttı değil mi? Siz çok karar verin. Ben söylüyorum. Gerçekten çok güzel. Şunu sorayım. Hekimoğlu Trabzon olarak kısa vadede ve uzun vadede hedefleriniz neler? Şöyle, biz bir kere bu ligi kendimize yeterli görmüyoruz. Evet. Yani biz birincilikte olmamız lazım diyoruz. Geçen sene de zaten son maç, son dakikada birincilikteydik. İşte son maç Kocaeli maçı 90. dakikada bir penaltı golüyle tekrar ligimizde kalmış olduk. Gidemedik yukarıya. Şimdi bu sene tekrar başladık. Ama bu sefer felsefeyi değiştirdik. Normalde bizim 1'e çıktığımız zaman gibi bir projemiz var. Genç bir takım, genç oyuncuları Trabzonspor'a yetiştirmek ve Türk futboluna yetiştirmek. Ama baktı ki bu şekilde çok zor oluyor. Geçen sene çok transfer yaparak bu işi yaptık ama son dakikada direkten döndük. Bu sefer o projeye başlattık. Genç bir takımla başladık. İşte Bahattin Öztürk'ümüzü aldık ama bu sefer de iyi başladık. Yani ben bu yıl çok hedef olacağımı düşünmüyordum. Ama çocuklar beni mahcup etti. Hocamız sağ olsun çok başarılı. Şu an geldiğiniz gün lider durumdayız. Avaraj ikinci durumdayız. İyi gidiyoruz çok şükür. Hedefim birincilikte çıkabilmek. Birincilikte kalıcı olmak. Bu kulübün bir Süper Lig hedefi yok. Çok net söylüyorum. Trabzonspor Süper Lig'de. Biz Trabzonspor'un evlatları öyle diyoruz hep kendimize. Bizim abimiz Trabzonspor'dur. O Süper Lig'de biz birincilikte beraber bu futbolu harmanlayalım istiyoruz. Peki son olarak şunu sorayım. Trabzonspor'la ilişkiler, siz de Trabzonspor yöneticiliği yaptınız, başkan adayıydınız. Trabzonspor'la Hekimoğlu Trabzon'la ilişkileriniz? Şöyle söyleyeyim, mükemmel tek kelimeyle. Çok iyi anlaşıyoruz. Sağ olsun yönetim de bize çok iyi bir bakışı var. Biz de onlara aynı şekilde bakıyoruz. Bizim tek projemiz var, tek söylemimiz var. O bizim abimiz. Biz onun evladıyız diyoruz. Aramızda resmi bir anlaşma, bir pilot takım anlaşması ama gönülde bir anlaşmamız var. Şöyle bir anlaşmamız var resmi olarak. Trabzonspor altyapısıyla bizim aramızda bir resmi anlaşmamız da var. Yani Trabzonspor'la beraber birbirimize oyuncu verme anlaşmamız var. Öncelik biz de Trabzonspor'a, Trabzonspor da bizedir zaten. O şekilde bir anlaşmamız da var. Bizim buradaki bütün çocukların hedefi oraya gitmektir. Transfer yaparken de aldığımız genç oyuncular buraya gelirken Trabzonspor'a gitmek için geliyorlar. Evet. O da bizim için önümüzde büyük bir marka tabii ki. İyi gidiyoruz yani. Son olarak dedim ama şunu da sormadan geçemeyeceğim. Trabzon dediğimiz zaman taraftarların burada futbola bakışı, halkın futbola bakışı çok farklı. Yani futbol evet. Burada bir tutku. Doğru. Diğer illere nazaran biraz daha fazla. Çok fazla. Sizin maçlarda destek nasıl? Şimdi 2 yıldır biliyorsun pandemide seyirci yoktu. Yoktu evet. Ama mesela son Kocaeli Spor playoff maçında %100 doldu. Tabii yanlış yaptık bu arada, da söyleyeyim bu arada. Yani boşluk bırakamadık bile. O kadar ilgi vardı. Ve inanıyorum Trabzonspor taraftarlarının ikinci takım olmak istiyordu zaten. Ona doğru gidiyoruz şu an. Çok ilgi olacağını düşünüyorum. Maçlar olduğu gün Trabzonsporlu taraftarlar bordo mavili atkıları takıp formalarını giyip sizin maçlarınıza gelmeli mi? Bir çağrı yapalım mı? Yapalım tabii ki. Biz Trabzonspor'un takımıyız yani. Trabzonspor'un evladıyız biz burada. Tabii o tarafta bekliyoruz. Zaten o desteği biz görüyoruz. Görüyor. O da hiçbir sıkıntımız yok bizim. Hatta taraftar bizi çok tenkit ediyor bazen. Oradan oyuncu arıyoruz Trabzonspor'dan. İşte niye oynatmıyorsun? Daha çok şans ver. Yani bize o misyonu bize yüklemiş durumda şu an Trabzonspor taraftarları. İlişkimiz mükemmel. İnşallah daha da büyüyerek gideceğiz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktörü Bahattin Güneş'le birlikteyiz. Hocam öncelikle Hekimoğlu Trabzon'un hedefleriyle başlayalım isterseniz. Çünkü buraya geldiğimizde çok sistemli altyapıdan da çalışan bir takım gördük. Nedir kısa ve uzun vadede hedefleri takımı sizce? Şimdi öncelikle şöyle düşünmek lazım. Beyin Sport ailesine teşekkür etmek lazım. Neden? Altlıkları da böyle değer verdiği için bu da önemli bir faktör. Onun için sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Beyin Sport ailesine. Diğer taraftan Trabzon'u siz de bizim kadar biliyorsunuz.
Ben de yaklaşık 25-30 senedir Ankara'da oturuyorum ama görev için geldik tabii buraya. Başkanımız çok güzel şeyleri imza atıyor. Zaten Trabzonspor kulüp başkanlığı da adaydı. Yönetim kurulu üyeliği de yaptı. Evet. Hekimoğlu FK dediğim gibi Celil Başkan'ın yönetim kurulunun buraya bakış açısı çok iyi. Oyuncu Trabzonspor'la bağlantılarımız da Abdullah Avcı'nın veya Rahmet Oğan'la görüşüldü. Bu sene böyle bir atılım yapıldı. Yani oradaki genç oyuncular, kadroya girmeyen oyuncuları biz de deneyimli olup oynatıp oraya daha iyi bir şekilde dönebilmesi için böyle bir projenin içine girdik. Şimdiye kadar da Allah'a şükür olsun bana göre şampiyonluk da olabiliyor belki ama ondan daha değerli şeyler oyuncunun oraya Türk futboluna ve Trabzonspor'a hizmet edip Türk futbolunda bir iyi şekilde milli takıma kadar yükselmesini sağlamak amacıyla buraya bu projenin içinde olduk. Ve bunda da başarılı olduk diye düşünüyorum. Biz 3 tane oyuncu aldık. Bunlardan Kerem Baykuş, Tuna Anakgül ve Hakan Yeşil. Hakan Yeşil U19'un şampiyon kadrosunda, 19 yaşında zaten. Ve Ümit Milli Takıma seçildi ikincilikten. Yani Ümit Milli'ye giden bir oyuncumuz. Gelişime açık bir oyuncu grubu. Diğer taraftan da oyuncularımız var. Yaş ortalamasına baktığınız zaman 20-21-22. Yani o şekilde biz bu atılımın içinde üzerine koyarak, gelişime açık olarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Şampiyonlukları tabii ki yaşıyoruz. Gördüğünüz şu yandaki Akyazlı Şenol Güneş Stadyumunda da orada da onları yaşamak istiyor Trabzonspor. Biz daha önce Avniker'de şampiyonluk yaşadım oyuncuyken. Hocalık olarak da yaşadık. Burada da Celil Başkan'ın iddialı bir kişi olduğu için hem şampiyonluğu bekliyor hem de dediğim gibi ama daha önce baktığınız zaman oyuncu bazında yetiştirmeyi daha çok düşünüyoruz. Bunda da tabii sonuçta şampiyonluk olursa, play-off'a kalırsak bu da bizim için sevindirici. Peki şunu soracağım. Burası bir futbol şehri. Herkesin bildiği gibi Trabzon. Evet. Ve Trabzonsporlu herkes. Ama Hekimoğlu Trabzon'un maçlarında da destek gerekiyor mutlaka. Bir çağrı yapmak ister misiniz? Ya %100 doğru katılıyorum. Sizin aracınıza teşekkür ederim. Çünkü Trabzonspor'dan sonra o liglere, üst liglere en yakın kulüp Hekimoğlu FK. Geçen sene de şampiyonluktan haksızlık yerine elendi. Bunu ben de yaşadım Ankara Demir'de. Şampiyon elimde alındı ama bu işler hep geride kaldı. Önümüze bakmamız lazım ama taraftar futbola düşkünlük bir şehir. Büyük ihtimalle geleceğini düşünüyorum. Bize destek verirlerse genç oyuncular var. Bunlar yarına Trabzonspor'un oyuncuları olabilirler veya başka bir takımda olabilirler. Onun için de sizin aracınıza teşekkür ederim ben. Evet, biz de çağrıyı yapalım. Yani burada bu gençleri gelip herkes Trabzonlar desteklesin. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet Yasin, Hekimoğlu Trabzon olarak öncelikle bu sezonu sorayım. Bu sezon hedefiniz nedir? Hekimoğlu Trabzon olarak burada hedefler geldiğimiz günden bu yana hiç bitmedi. Geçen sene talihsiz bir şekilde yarıda kalan bir hedefimiz var. O hedef doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Geçen seneden kalan ve bu seneden yeni katılan arkadaşlarla var olan düşündüğümüz hedefte bir sapma yok. Bu doğrultuda ilerlediğimizde zaten ilk 5 maçta iyi bir başlangıç yaparak gösterdik. Devamını da getirmek istiyoruz. Peki bir futbol şehri midir diye hep ben sorarım burada programda ama burada sormayacağım çünkü burası bir futbol şehri. Şehrin desteği nasıl, takıma daha fazla destek bekliyor musunuz? Trabzon dediğiniz gibi bir futbol şehri. Kaba tabirle futbolla yatıp futbolla kalkan bir şehir. Tabii ki daha fazla destek bekliyoruz. Çünkü burada Trabzonspor bu şehrin abisi durumunda. Biz de küçük kardeşler olarak yeni yapılan stadyumumuzdaki tribünle beraber İnşallah bütün Trabzonluların desteğini arkamızda görmek istiyoruz. Trabzon şehrini daha da ileriye futbol anlamını taşımak için mücadele veriyoruz. Onları da yanımızda görmek istiyoruz. Son olarak unutamadığım bir maç var mı Hekimoğlu Trabzon formasıyla? Hekimoğlu Trabzon formasıyla. Maalesef ki geçen seneki yarı final. İlk playoff turunda 2-0'dan geri gelip tur atmamıştık. İkinci turda da maalesef şanssız diye tabir edelim. O şekilde bir eleme yaşadık. O yüzden kötü anlamda unutamadığımız maçlardan biri o ama iyi anlamda da 2-0'dan 3-0 kazandığımız Erzincan geri dönüş. Peki çok teşekkür ederiz. Ben başarılı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
Trabzon'da geldiğiniz zaman ilk ziyaret etmeniz gereken yerlerden biri de Sümele Manastırı. Biz de Sümele Manastırı'na geldik ve burayı ziyaret edeceğiz. Aslında şu an Ayavarvara Kilisesi'nin bahçesindeyiz. Sümele'yi belki de en iyi gören nokta. Fotoğraf çekmek isteyenlerin de buraya gelip fotoğraf çekip ondan sonra Sümele'ye çıktıklarını görüyoruz. Tabii çok eskilere dayanan bir tarihi var. Ve buraya geldiğiniz zaman aslında şunu düşünüyorsunuz. Bu kayalara, bu kadar dik bir yamaca bu kiliseyi o zaman nasıl inşa etmişler diye. Şimdi nasıl inşa etmişler ve Sümele'nin hikayesi için hadi hep birlikte Sümele'ye çıkalım. Trabzon'da Sümele Manastırı'ndayız. Herkesin uğrak noktası, herkesin en çok ziyaret ettiği yer Sümele Manastırı. Şu an bir restorasyon geçiriyor. Restorasyon hala devam ediyor daha doğrusu. Ama muhteşem bir güzelliğe sahip. Biraz tarihçesine gelecek olursak aslında burası Meryem Ana Vadisi olarak bilinen bir yer eskiden beri. 375 yılında Theodosius, İmparator Theodosius tarafından burasının yapılması istenmiş. Sümele adı nereden geliyor? Melas. Yunanca'da kara, karanlık anlamına geliyor. Aslında bu dağların adı da Karadağlar ve Sümele adının da oradan geldiği aslında zannediliyor, biliniyor. Theodosius'un emriyle iki rahip burada gelip manastırın ilk bölümünü inşa etmeye başlıyor. Daha sonra 6. yüzyılda manastır genişletiliyor ve şimdiki haline yakın bir hal alıyor. Komnenos İmparatorluğu döneminde burada manastıra iyice önem veriliyor, imtiyazlar tanınıyor. Ve Komnenos İmparatorluğu döneminde de manastır bugünkü halini alıyor, iyice genişletiliyor. Daha sonrasında tabii Osmanlı'nın burayı fethetmesinden sonra da pek çok yerde olduğu gibi, pek çok dini noktada olduğu gibi buraya da bazı imtiyazlar tanınıyor yakın döneme kadar. Sümele Manastırı'nın hikayesi bir rivayete dayanıyor aslında. O rivayeti anlatacak olursak, Meryem Ana'yı rüyasında gören iki farklı papaz, biri İstanbul'da, biri Atina'da. Meryem Ana rüyalarına giriyor ve şunu söylüyor. Trabzon'da, Karadağlar'da benim bir ikonam var, o ikonanın olduğu yeri bulun ve orada bana bir kilise inşa edin diye. Bu iki papaz, biri Atina'dan, biri İstanbul'dan yola çıkıyorlar. Trabzon limanında birbirlerinden habersiz bir şekilde giriyorlar aynı gemiyle ve orada birbirlerine rüyalarını anlatınca ikisi birlikte yola çıkıyorlar, Karadağlara geliyorlar ve o ikonayı işte tam arkamda gördüğünüz o kaya kilisenin olduğu yerde buldukları rivayet ediliyor ve buraya da o kiliseyi inşa etmeye o iki papaz başlıyor. Yani bu rivayete göre iki papazın da rüyasında görünen Meryem Ana buranın, Sümela'nın oluşmasına neden olmuş. Ana Kaya Kilise'ye gelecek olursak aslında buradaki ilk yapı, ilk yapılan yapı orası. Üstündeki fresklerin büyük bir bölümü sağlam şekilde günümüze kadar ulaşmış durumda. Ama şunu da söylemek lazım aslında. Her dönemde üst üste yapılmış bunlar. Yani ilk döneminde yapılan freskler şu an gözükmüyor. Çünkü onun üstüne ikinci bir katman yapılmış. Hatta bize gelen bilgiye göre onun üstüne üçüncü bir katman daha yapılmış. Yani üç katmanlı şekilde sürekli yıllar geçtikçe, biraz silindikçe onlar üzerlerine yenileri yapılmış. Şu an en son restorasyondan sonra çıkan en son katman buraya gelen ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş. Burası restorasyonu hala devam ediyor. Tamamlandığında biraz daha güzel olacak.
Trabzon'a gelip de balık ve deniz ürünleri yemeden dönülmez. En taze balığı, en güzel balığı her zaman Trabzon'da yiyebilirsiniz. Kaan Bayram'la birlikteyiz. Evet, sağ olsun bize muhteşem bir sofra hazırladı. Ve bu deniz ürünlerini, balıkları onunla birlikte sizlere tanıtacağız. Sonra da afiyetle yiyeceğiz aslında. İşin en güzel kısmı da o. Evet. Ama öncelikle tanıtmayla başlayalım. Balık çorbasıyla başlayalım. Balık çorbasıyla başladık. Balık çorbası levrekten yapıyoruz. Zaman zaman iskorpitten yapıyoruz. Aslında daha doğrusu hani çorba, balık çorbası kırlangıç balığından daha iyi. Burada çok bulamadığımızdan dolayı devamlı elimizde levrek balığı bulunduğundan dolayı şeyden, levrekten yapıyoruz. Ve hemen önünüzdeki hamsi. Hamsi yani, var. Trabzon hamsi, Trabzon'umuzun, Karadeniz'imizin simgesi. Gönül isterdi 12 ay boyunca burada hamsi olsun ama işte belli zaman aralıklarında hamsi çıkıyor. Bu sene de çok bol olacağı söylenmişti ama çok da bol değil. Hamsi tavamız var. Mezgit meşhur. Mezgitimiz 12 ay boyunca denizden çıkıyor. O da Trabzon'un bir nevi simgesi gibi. Çünkü doğru. Başka bir yerde bulup yeme imkanınız yok. Aynı tazelikte, aynı lezzeti o şekilde bulamazsınız. Peki burada yılın 4 mevsimi, 365 gün balık evet. yeniyor mu Trabzon'da? Hemen hemen her gün. Evet. Haftada kaç gün ortalama yer bir Trabzonlu balık? Şöyle, aslında normal ortalamasına baktığınızda Trabzon'da çok balık tüketilmiyor. Belli zaman aralıklarında, Eylül 1'de sezon açıldığında atıyorum Nisan ayına kadar balık tüketiliyor. Yaz aylarında daha çok insanlar işte yaylalarda, işte köylerde falan daha çok et tüketiyorlar. Ama balık da çok tüketiliyor tabii. Balık memleketi olduğumuzdan dolayı daha çok tüketilmesi gerekirken çok fazla tüketilmiyor. Peki Karadeniz balığının, Karadeniz'de çıkan özellikle mezgit ve hamsinin lezzetli olmasının sebebi ne? Burada çıkan balıkların lezzetli olmasının sebebi örneğin hamsi balığı göçmen bir balıktır. Hemen hemen dünyada birçok denizleri dolaşır. Belli zaman periyotlarında Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e ulaşır. Karadeniz'e ulaştığı mevsimde yılın kış sonbahar ayından kış mevsimine geçiş ayında, daha çok Kasım ayında ve deniz suyunun soğumaya başladığı zamanlara ve bu balığın en yağlı dönemine denk gelir. Yoksa yaz ayında hamsi yiyelim. Atıyorum Ege Akdeniz'e yakalanmış bir hamsi yiyelim. Bu lezzeti bulamazsınız. O tam mevsiminde burada oluyor. O yüzden dolayı çok lezzetli oluyor. Bir de bizim burada akarsular çok olduğu için tuz oranının da biraz düşük olması, bunlar da çok büyük faktörleri var. Mezgit balığı da o yüzden dolayı çok dip balığı olarak bilinir ama aslında gezen bir balıktır. Bir de beyaz etlidir. O yüzden dolayı çok lezzetli bir balık. Peki son olarak futbol diyelim. Tabii Trabzonspor. Burada herkesin gönül verdiği takım. Evet. Ama ikinci ligde de Ekimoğlu Trabzon var. Evet. Onunla ilgili ne söylemek istersin? Takip ediyorum. İnşallah çok daha iyi bir yerde olur ilerleyen zamanlarda. Süper Lig'de Trabzonspor'la beraber Ekimoğlu'nu da aynı ligde görmek isteriz. Çünkü şehrimiz için çok daha iyi bir durum olabilir. İki Süper Lig takımı hem ekonomik açıdan hem de bizim açımızdan, psikolojik açıdan daha da iyi olur. Seviniriz. İnşallah çok iyi yerlerde görmek isteriz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Şampiyonluk istiyoruz bu sene. Geçen sene kıl paya kaçırdık. Başkan bunu hak ediyor. Tesis olarak, yatırım olarak elinden gelen her şeyi fazlasından beraber veriyor. Taraftar olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmak istiyoruz ama bir nasıl diyeyim Trabzon taraftarından destek fazla alamıyoruz. Biz grubumuz yok. Ekimoğlu Trabzon FK pankartı arkasında toplanıyoruz. Ama maçlara gelsinler, bize destek olsunlar. Biz zaten elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Dediğim gibi biraz daha Trabzon'un Ekimoğlu'na sahip çıkması lazım. Bu Trabzon şehrinin takımı. Başkanımız da zaten Trabzonspor'un kardeşi olduğunu belirtiyor her konuşmasında. Daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Futbolun şehirleri programı olarak geldiniz. Burası da tam bir futbol şehri. Hoş geldiniz. Beyinspor'a teşekkür ediyoruz.
Hekimoğlu Trabzon'da altyapı ne durumda? Gençlik Gelişim Koordinatörü Ahmet Özen'le bunları konuşacağız. Görüyoruz ki Hekimoğlu Trabzon altyapıya büyük önem veriyor. Öncelikle burada nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Altyapıda son durum nedir? Sizden öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle şehrimize ve tesislerimize hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Trabzon biliyorsunuz bir futbol şehri. Dolayısıyla bizim burada çocuk ve gençlik geliştirme merkezi olarak sorumluluğumuz önce kaynak oluşturmak, oyuncuları tespit etmek, sonrasında da bunları geliştirmek için gerek antrenmanlarla, gerek müsabakalarla, gerek özel turnuvalarla bu oyuncuların gelişimine katkı sağlamak. Gelişimden katkımız da sadece oyuncuları fiziksel anlamda geliştirmek değil, oyuncularımızın akademik anlamda gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kişilik özelliklerinin güçlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. O doğrultuda planladığımız doğrultuda çalışmalarımızı en güvenli şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Peki biliyoruz ki bu bölgeden hep yetenekli futbolcular evet. çıkar. Son dönemde baktığınız zaman takımlara, altyapı takımlarına, ileride böyle amili takımda göreceğimiz futbolcular buradan çıkabilir mi? İnşallah. Bizim burada olma sebebimiz zaten bu. Başkanımızın ve yönetim kurulumuzun da altyapıya özellikle çok ciddi manada eğilmesi bizleri de daha çok heyecanlandırıyor ve sorumluluğumuzu arttırıyor. Biraz önce de söylediğim gibi memleketimizde kaynak oyuncu kaynağı konusunda hiçbir sorun yok. Yalnız sıkıntı bu oyuncuların gelişimlerine ciddi manada destek sağlamak gerekiyor, imkan sunmak gerekiyor ve inşallah biz bu doğrultuda önce A takımımıza sonra Trabzon futboluna ve ülke futboluna yetenekli gençler kazandırma arzusu içindeyiz ve bunu başaracağımızı düşünüyorum. Tesis olarak bir sıkıntı yok gördüğüm kadarıyla. Hayır. Fazla var her şey. Gerek sahamız, gerek fitness salonumuz, burası altyapı tesisleri ama zaman zaman A takımımızın fitness salonundan gerekli desteği alarak çalışmalarımızı verimli bir şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Peki nasıl bir son olarak şunu sorayım. Bir sistem belirlediniz mi? Çünkü altyapıda mesela kulüpler Ajax sistemini ele alıyor. İşte Avrupa'da gidip bazı kulüpleri inceliyorlar. Hatta ülkemizde Altınordu işte buna örnek olan takımlardan biri. Evet. Öyle bir sistem var mı burada? Bizim şöyle Ajax tabii ki dünya çapında bir marka olmuş kulüp ama biz yıllarca Trabzonspor altyapısında çalıştık. Trabzon'un kendi bir ekolü var, kendi metodu var. Bizim metodumuz da Trabzonspor, Hekimoğlu kendi öz kaynaklarımızı geliştirip bunları A takım seviyesine taşıyabilmek. Yani burada da biraz önce dediğim gibi gerek akademik çalışmaları, gerek kişilik çalışmaları, gerek salon ve saha çalışmalarıyla en güçlü şekilde oyuncularımızı profesyonel dünyaya hazırlamanın gayreti içindeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Görüşmek üzere. Futbolun şehirlerinde bu hafta Hekimoğlu Trabzon için Trabzon'daydık. Tam bir futbol şehri Trabzon. Burada herkes futbolu büyük bir tutkuyla seviyor, büyük bir tutkuyla izliyor. Hekimoğlu'nun hedefleri büyük, özellikle altyapıya büyük önem veriyorlar. Bu programda hedeflerini, altyapısını ve kulübü sizler için tanıtmaya çalıştık. Ve tabii ki Trabzon'a gelmişken buranın en güzel noktalarını da sizler için gezdik. Uzungöl'e gittik, kahvaltı yaptık. Daha sonrasında Sümele Manastırı ve Trabzon'daki kültürel tarihi değerleri sizlere aktarmaya çalıştık. Yine dop dolu bir bölüm oldu. Trabzon'da Karadeniz'in hırçın dalgaları kayalara vururken programı kapatıyoruz. Bir başka programda Anadolu'nun bir başka güzel köşesinde tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.